Başladık. Şimdi çocuklar, toplama çıkartmayı nasıl yapacağız? Şimdi çocuklar, toplama çıkartmada adım adım işlemlerimiz var. Ama bu adımlar, çocuklar, o kadar karışık adımlar değil. Öyle söyleyeyim sizlere. Toplama çıkartma yapabilmeniz için mutlaka en önemli olan maddemiz, ilk maddemiz. Verilen sayılar A kök B biçiminde yazılır. A kök B'yi yazmayı ne demiştim çocuklar? Çok iyi bilin demiştim. Çünkü bizim bütün işimiz bu olacak. Yani karekökün içindeki sayıyı dışarı çıkartma işi çok önemli. Dışarıdakini içeriye geçirme, dışarıdakini içeriye geçirme en fazla bir tek sıralama konusunda işimize yarıyor. Yani karekökün sayıları sıralayınız derse hepsini içeri geçirmek avantajlı oluyor. Ama onun dışında toplama, çıkarma, çarpma bölmelerde biz hep dışarı çıkartmak istiyoruz. Yani A kök B şeklinde yazmak istiyoruz. Peki A kök B biçimde yazdıktan sonra ne yapacağız? Karekökün içindeki, bakın şu kalan son sayı var ya, kök B'den bahsediyoruz. Karekökün içindeki kalan sayılar aynı ise, bakın aynı ise, altını çiziyorum bunun, aynı ise toplama çıkarma işlemi yapabilirsin. Aynı değilse hiçbir şey yapamazsın. Yani ne demek hiçbir şey yapamam? Ne toplarsın, ne çıkarırsın, hiçbir şey yapamazsın yani. İşlem devam etmez. Toplama çıkartma işlemi oracıkta durur, aynı değilse. Onların örneklerini vereceğim. Tamamlayayım Kubur, ondan sonra bir şey dersin. Katsayılar kendi arasında toplanır veya çıkarılır. Karekök içindeki sayı sabit kalır. Şimdi bunları özetleyeyim ben size. Ne demek istiyor burada? Şunu demek istiyor çocuklar. Diyor ki siz toplayabilmeniz için mutlaka şu köklü ifadelerimizin aynı olması gerekiyor diyor. Mesela 3 kök 2 ile çocuklar 5 kök 2'yi toplayabilirsiniz. Toplayabilirsiniz. Neden toplayabilirim? Çünkü bunların ikisinin de kök içleri aynı. Bak şurayla şu kısım aynı. Niye toplayabiliyorum? Geçen seneki bilgilerinizi biraz hatırlatayım. Geçen sene ne görmüş çocuklar? Geçen sene hatırlatma diyeyim. Bir hatırlayalım. Neydi çocuklar? Geçen sene biz sizlere cebirsel ifadeleri gördük. Kaçınız hatırlıyor bilmiyorum. Cebirsel ifadelerde dedik ki toplama yapabilmeniz için cebirsel ifadelerde terimlerin benzer olması lazım. Mesela 3x ile 5x'i toplayabilirsiniz. Çünkü bunlar benzer terimdir. Yani 3 tane x, 5 tane x'im daha var. Ne yapar demiştik? 8 tane x yapar demiştik. Yani mutlaka bunların harfleri aynı olması lazım. Benzer terime kime söylemiştik? Harfe kuvvet. Yani bunun kuvveti ve harfi aynı olacak. Kuvveti ve tabanı yani harf dediğimiz kısım aynı olmalı. Bu şekilde olursa bunlar benzer terimdir diyoruz ve bunlar toplanabilirler. Ama mesela birisi 3x, diğer terim 5y olursa kesinlikle bu toplamayı yapamıyordunuz. Bu toplama olmaz. Bu geçen seneki bilgimizdi. Neden toplama olmuyor? Harfleri farklı. Harflerin farklı olması demek bu terimle bu terim farklı cins olduğu anlamı çıkar. Ne demek farklı cins? Şöyle demek. Yani mesela 3x ile 5x'i şöyle şunun gibi düşünün. Geçen sene de aynı örnekleri vermiştik. Dedik ki masanın üzerinde mesela 3 portakal var. 5 portakal daha ekledim. 3 portakalla 5 portakalı toplayabilirsiniz. Ne yapar? 8 portakal yapar. Ama birisi 3 portakal, diğeri 5 patlıcan diyelim. Alakasız bir şey. Portakalla patlıcanı şunlar ayrı cins olduğu için bunları toplayamazsınız. Böyle kalır. Yani masada ne var derseniz diyeceksiniz ki hocam 3 tane portakal var ve 5 tane patlıcan var. Bunları bir araya katıp toplayamazsınız. Çünkü farklı cinsler. Bu yüzden terimlerimizin aynı olması çok önemli. Neye benzetiyoruz? İşte buna benzetiyoruz. Aynı şey burada geçerli. Burada ne diyeceğiz? Bu toplamayı yapabilmem için kök içleri, bakın kök içleri aynı olması lazım. Yani terimlerin aynı olması lazım. Sanki 3 portakal, 5 portakal demişim gibi. Ne yapar? 8 tane portakal. Yani 8 kök 2 yapar. Ama mesela 3 kök 2 ile 5 kök 3'ü toplamaya çalışırsanız kesinlikle bir hamle bile yapamazsınız. Yani bir şey bile yapamazsınız burada. Ama hocam ben 3 ile 5'i topladım. Hayır. Eksi puan alırsın. Ben hocam kök 2 ile kök 3'ü topladım. Kök 5 yazdım. Büyük yanlış. Eksi 10 puan alırsın o zaman. Yani daha da büyük eksi. Neden? Çünkü kök 2 ile kök 3 yan yana geldiği zaman kesinlikle ama kesinlikle tek kök içinde böyle yazılamaz. Bu sonuç birbirine eşit değildir. Bunu neyle karıştırıyorlar öğrenciler? Ama hocam ben çarpmada yapabiliyordum. Doğru. Çarpma konusu ayrıydı işte. Kök 2 ile kök 3 çarpma olsaydı, evet bunları tek kök içerisinde 2 çarpı 3 yazabiliyordum. Yani 2 kök 6 yapabiliyordum bunu. Kök 2 ile kök 3'ü çarptığın zaman kök 6 yapabiliyorsun. Ama aynı işi tek kökte yazma işini
Toplamada yapamıyorsun. Toplamada yapamıyorsun. Toplamanın ana şartı ne? İkisinin kök içleri aynı olmalı. Neye benzetebilirsiniz bir de? Rasyonel sayıları benzetebilirsiniz. Mesela 2 bölü 3 ile 5 bölü 3'ü toplayabilirsin. Neden? Paydalar aynı. Ama mesela 2 bölü 3 ile 5 bölü 7 desem buna, diyeceksiniz ki hocam bunları toplayamam. Niye? Paydalar aynı değil. Toplamayla çıkartma arasındaki farkı anladınız mı? Niye kök içlerinin aynı olmasını istiyorum? Kök içleri farklıysa toplama yapamazsınız ama kök içleri aynıysa cebirsel ifadelerde gördüğünüz benzer terim gibi davranır. Benzer terim gibi oluyorlar bunlar. Sanki buyla bu benzer terimler. Yani kök ikili terim bunlar. 3 tane kök 2, 5 tane kök 2 daha 8 tane kök 2 yapıyor. Diyoruz ve bitiriyoruz. Mantığı anladınız mı ne yapıyoruz burada toplamada? Şimdi sorularınızı alabilirim. Hocam ben bir şey diyeceğim. Evet Arzu. Hocam köksüz bir sayıyla kökü olan bir sayıyı topladığımızda... Toplayamaz. Mesela 2 ile 2 ile kök 5. Hayır bu... hocam öyle değil. 2 artı 2 kök 5 mesela. Tamam, 2 kök hocam orada sayı 4 kök 5 mi yazacağız? Yok. Yoksa toplayamaz. Böyle kalır. Bak ana şart ne dedim? Bak ana şartı ne dedim? Şunu altına çizdim. Siz süsleyin isterseniz bunu. Kalan sayıların kök içlerindeki kalan sayı, bak kökün içindeki kalan sayılar aynı ise devam edebilirsin. Aynı değilse tekrar altını çiziyorum. Kesinlikle toplama çıkarma yapamazsın. Ama hocam bundaki kök var, bunda kök yok. Bunda kök olmaması daha kötü bir durum. Çünkü bu bir tam sayı, bu köklü bir sayı. Yani bu tamamen Mars'tan bu dünyadan gibi bir sayı. Yani öyle düşünebilirsin. Çok farklı gezegenlerden iki sayı. Yani bunlar benzer terimi geçtim. Ayrı gezegenler. Yani böyle ki bu kadar uç iki tane sayı toplama şansın hiç yok. Ama bu çarpma olsaydı da yapabilirdin Arzu. Yani 2 ile 2 kök 5 çarpılır mı deseydin evet buna 4 kök 5 diyebilirdin. Evet buna diyebilirsin. Bak bölmede çarpmada yapabiliyorsun ama toplama çıkartmada yapamıyorsun. Toplama çıkartmada nasıl ki rasyonel sayılarda hani paydalarının aynı olmasını istiyoruz değil mi, toplayamamaya devam edebilmek için. Nasıl ki cebirsel ifadeleri toplarken terimlerin aynı, benzer terim olmasını istiyorsak, benzer terimden kastımız harflerinin aynı olmasıydı, harf ve kuvvetlerinin aynı olmasıydı. Harfler farklı oldu mu kesinlikle toplama yapamıyordunuz. Karagöklüde de aynı şey işte. Anladınız mı? Yani burada ne yaptıysak toplamada aynı şeyleri karagöklülere de uygulayacağız. Benzer terim olması gerekiyor. Yani kök içlerinin aynı olması lazım. Değilse işlem orada kalıyor. Daha güzel oluyor. İşlemi bitirdim diyorsun. Ne kadar güzel değil mi? İşlem bitti. Böyle kalır diyorsun yani. Mesela bu işlemi böyle mi? Böyle kaldı. Bu şıklarda bunu arayacaksın. Ya A'da ya B'de böyle bir şık olacak o zaman. 2 artı 2 kök 5 olacak. Anlaşıldı mı? Şimdi uyarılara bakalım. Uyarılarla biraz size şey yapalım. Sonra örneklerle bolca çözeceğiz. Bakın uyarıda ne demiş olan sizlere? Bakın kök 12 ile kök 18. Önce ne yapacağız demiştik çocuklar? En sade hale çevirin demiştik bunları. Değil mi? Bak. Kök 12'yi 4 kere 3 demiş. 4'ü dışarı çıkartmış. 2 kök 3. Bunda sıkıntı yok değil mi? 18'i de 9 kere 2 demiş. 9'u 3 diye çıkartmış. 2 kök 3 ile 3 kök 2'yi bakın kök içlerini çizmiş. Ne yazmış altına defteriniz? İşleme devam edilemez. Bırakmış. Ama ben buna eminim bakın. Altını çiziyorum, uyarı diyorum, çizin altını. 1000 defa uyarıyorum. Gelecekte sınav yapabilirsek sizleri çocuklar. Böyle bir soru sordun mu? Kaç kişi kök 3 ile kök 2'yi toplayınca kök 5 yazacak? Bakın bunu ilan edeceğim size. Hocam ben kök 3 ile kök 2'yi topladım, kök 5 yazdım. Diyen çok olacak. Kesinlikle toplanmaz. Kesinlikle. Tekrar söylüyorum. Toplanmaz. Bu neye benziyor? X ile Y'yi toplamak gibi bir şey. X ile Y'yi toplayamazsın ki. Bu farklı cins, bu farklı cins. Ha X ile X olsaydı buna 2X derdin. Ama X ile Y'yi toplayamazsın. Kök 3 ile kök 2'yi toplayamazsın. Hocam ama çarpmada toplanır değil mi? Çarpmada toplanmıyor. Çarpmada çarpılıyor. Kumru bak ona dikkat et. O kelime çok önemli. Ha tamam. Ha kök 3 ile kök 2'yi çarpıyor olsaydın evet o doğruydu. Tek kök içinde 3 ile 2'yi çarpıp ne yapabiliyordun? Kök 6 diyebiliyorsun. Ama toplamada yapamıyorsun. Anladın mı? Bu önemli uyarı. Tamam. Bir tam sayı. İşte Arzu senin sorduğun. Tamam. Bak senin sorduğunu uyarı olarak vermiş. Biliyor çünkü kitabınız da biliyor. Öğrencinin en çok takıldığı hatalar bunlar diye. Bir tam sayıyla bir karekül sayı bakın toplanamaz veya çıkarılamaz. Yani ne toplama ne çıkartma yapamazsın. 3 artı kök 5 örneğini vermiş. Bu demiş bu şekilde kalır. Toplama işlemi yapamazsınız diyorlar. Tamam mı? Burada da bakın yine uyarı vermiş. Bak yine aynı yerde. Çünkü biliyor bakın kitabınız bu hatalar yapacağınızı biliyor. Çarpmada yapabiliyordunuz ya bunu. Hani çarpma olsaydı
Tek kök içinde çarpabiliyordunuz. Sakın ha diyor toplama ya da çıkartmaya bunu yapmayın diyor. Yani kök A ile kök B toplarken tek kök içinde A artı B bu ne demek şunlar? Eşit değil. Yani yapma böyle bir hatayı. Bunun anlamı yapma böyle bir hatayı. Anladınız mı? Mesela örnek vermiş. Kök 2 ile kök 5'i topladığım zaman kök 7 yapmaz. Sonuç böyle kalır. Bu. Sonucum budur diyeceksiniz. Kök 2 artı kök 5. Bunu toplayamam diyeceksiniz. Buraya kadar anlaşıldı mı şunlar, bu uyarılar? Bundan sonra soru çözeceğiz. Yani mantık çok basit. Kökün dışına çıkaracağız. Katsayılar aynı olursa toplayacağız. Bu kadar basit. Örneklerle pekiştirelim o zaman şunlar sizlerle. Bakın buradaki örnekleri inceleyelim. 5 kök 2. Bak köklü kısmına bakıyorum. Kök 2. 4 artı 4 kök 2 yine aynı. Eksi 3 kök 2. Hepsi aynı mı? Hepsi aynı cins. Yani 5 tane kök 2. 4 tane kök 2'yi topluyorum. Sonra 3 tane kök 2'yi çıkartıyorum. 5 ile 4'ü bakın ne yapıyorum? Sanki katsayılar toplanıyor çıkartılıyor bak. Sadece katsayılar toplanıp çıkartılıyor. Kök 2'ler çıkartılmıyor. Kök 2'ler aynı cins ya. Aynı cins olduğu için onu ortak olarak yazıyorsunuz. Ortak paydayı yazdığınız gibi. Paydayı ortak yazıyordunuz ya. Aynı şey. Bakın kök 2'yi ortak yazıyorum. Katsayılar toplanıp çıkartılıyor. 5 tane kök 2'den 4 kök 2 daha eklersem 9 kök 2. 3 kök 2 çıkartırsam ne yapar? 6 kök 2 yapar. Kök 12 artı kök 8 artı kök 25. Peki böyle olursa ne yapacağım? Önce bunları sadeleştireceğim. Yani kökün dışına çıkartmaya çalışacağım. Kök 12 kimdir? 4 kere 3'tür. 4'ü dışarı çıkardım. 2 kök 3. 48 16 kere 3'tür. 16'yı dışarı çıkardım. 4 kök 3. 75 de 25 çarpı 3'tür. 25'i dışarı çıkardım. 5 kök 3. Hepsinin kök 3'leri aynı mı? Kök 3. Kök 3, kök 3. Ne diyorsunuz o zaman? Toplama yapabilirim. Kimleri topluyorsunuz aslında? Katsayıları toplayıp çıkartıyorsunuz. Yani 2 tane kök 3, 4 tane daha 6 tane, 5 tane daha 11 tane. 11 tane kök 3. Cevap bu. Anladınız mı bu kısmı? Peki 3 kök 5 ile kök 7'yi toplamaya çalışırsanız toplayamam olmaz diyeceksiniz. Neden? Kök 5 içlerine bakın farklı. Farklı cins. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Daha basit oluyor. Yani sonucu direkt buldum diyorsunuz. Bu. Cevap bu. Yazılan şekilde. Yazıldığı şekilde. Hiçbir şey yapamam. 3 kök 5 artı kök 7 benim cevabım olur bu soruda. Peki bir kısımları benzer bir kısımları benzer olmasın. Şunu mesela beraber yapalım. Mesela bakın 32. En sade hali ne olur? 16 kere 2 diye düşünürseniz 16 nasıl çıkacak şuralar dışarıya? 4 diye. Peki bu 4 ile 2 ne yapacak 4 ile 2? Çarpılacak. Yani 8. İçeride ne kalacak şuralar? Kök 2 kalacak. Tamam. Devam ediyorum. Buraya bakıyorum. 125'i 25 çarpı 5 yazdığımızı düşünelim şuralar. Ne yapar burası 25? Dışarıya 5 diye çıkar. 15. Ama 3 de var dışarıda. Aynen 15 kök 5 yapar. Eksi 4 kök 2'ye bir şey yapamam. Zaten en sade halde şuralar. Ama buraya yapabilirim. 9 kere 5 desem 9 dışarı çıkacak. Eksi 3 kök 5. Şimdi şuralar burada ne yapacaksınız? Bakın. Buna dikkat edin bu soruda da. Şimdi bu soruda da 8 kök 2 ile 15 kök 5'i toplamaya çalışmayın. Niye diyeceksiniz? Çünkü bunların kök 2 ile kök 5 aynı değil. O zaman ne yapacağım? 8 kök 2'nin arkadaşını bulacağım. Yani benzer terimini bulacağım. Kim burada benzer terimi? 8 kök 2'nin benzer terimi şu işte. Eksi 4 kök 2. Anladınız mı? O zaman bunları toplayıp çıkarabilirim. Bak bunlar kendi aralarında toplanıp çıkarılabilirler. 8 kök 2, 4 kök 2 çıkartırsam ne yapar? Yani 8 elmadan 4 elma çıkartır gibi. Ne yapar? 4 ya, tane kök 2 kalır. 15'ten de eksi 3 çıkartılırsa. 15 kök 5'ten de şunlar 3 kök 5'i çıkartırsam bunlar da benzer terim. Ne yapar şunlar? Artı 12 kök 5. Peki 4 kök 2 ile 12 kök 5'i nasıl toplarım? Toplayamayız hocam. Toplayamayız. Toplanmaz hocam. Toplanmaz bak. Kitabınızda ne yapmış sonucu? Aynen böyle bırakmış. Çünkü neden bunları böyle bırakmış? Bak benzeyenleri kendi aralarında toplayıp çıkardım. Ama benzemeyenler aynen böyle kalıyor. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bırakıyorsunuz. Sonuç budur diyorsunuz yani. Tamam mı? Geçiyorum çocuklar. Anlaşıldı mı burası? Örneklere bakalım şimdi çocuklar o zaman. Sizlerle. İlk örneğe bakalım çocuklar burada. A. Evet, anlayanlardan bilgi alacağım çocuklar. A'nın bana cevabını söyleyebilir misiniz o zaman? Evet, Damla. Hocam,
Sesin çok kısık Hocam geliyor söyleyebilir Damla. miyim? Yok yok, bir saniye, konuştu Damla da duyamadık sesini. Çok kısık geldi sesi. Mikrofon sesi mi kısık sende? Bir daha söyle. 6 kök 3. Evet, 6 kök 3. Bu 5 kök 3. Bunun katsayısı yoksa ne kabul ediyorsunuz çocuklar bunun katsayısını? 1 tane kök 3 diye kabul ediyorsunuz. Aynı şey gibi düşünün. Hani 5x ile x'i topladığınız zaman ne yapıyordunuz buna? Buna 1 tane x diyordunuz değil mi? 5 tane x, 1x daha ne yapar demiştik? 6x. Aynı şey bunda var. 5 kök 3'e 1 kök 3 daha ekliyorsunuz. Ne yapar çocuklar? 6 kök 3. Harika. Peki B'yi kim söyleyecek bakalım? Damla'dan sonra Arzu söylesin. Hocam 12 kök 7. Evet. Kök 7'ler aynı. Kök 7'ler aynı olunca toplama yapabiliyorum. Direkt 12 kök 7. Bu kadar basit. Peki C'ye dikkat edelim. Deniz ne dersin? Hocam C bence 5 kök 5. Bakalım hepsi kök 5'li mi? Evet. 6 tane kök 5. 4 kök 5 daha. 10 tane yaptı. Değil mi? 10 tane. 5'ini çıkardın ne yapar çocuklar? 5 kök 5. Doğru cevaptır 5 kök 5. Doğru buldum. Anlamayanlar mı C'yi? Yaptığımız iş şu katsayıları çocuklar ya. Şu katsayıları toplayıp çıkartıyoruz ha. Kök 5'leri ortak yazıyorum. Paydayı ortak yazdığım gibi bak. Rasyonel sayılarla benzetirseniz paydayı nasıl orada ortak yazıyordunuz? Payları topluyordunuz ya. Aynı sistem bunda var. Katsayıları topluyorum ama kök 5'i ortak yazıyorum. Peki. D'ye baktık. D'ye dikkat edin çocuklar. D'ye dikkat edin. Ne yapabiliriz burada? Yapabilir miyim? Kumru ne dersin? Hocam ben 16 ile 9'u sadeleştiririm. 3 yaparım. Yani 16 nasıl şey olur ya. Sadeleşmez ki bunlar Kumru. 16 3 olmaz bir de. Aynen. Hocam o zaman hiç olmuyor. Toplanmaz. Toplanmaz mı? Bilmiyorum artık. Toplanır çocuklar. Burasını sakın ha bakın. Karekökümüzü içeriye yaymayın demiştim. Bak bu karekök içeriye yayılmaz. Tamam mı? Dikkat edin buna. Karekök içeriye yaymayın demiştim. Ama çocuklar ne yapabilirsiniz? Önce burayı toplayabilirsiniz. Yani çocuklar ne yapıyorsunuz? Karekökümüzün içinde 4 bölü 9 ile 1 bölü 16'yı topluyoruz. Tamam? Şunu topluyoruz. Nasıl toplayacağız çocuklar? Bu karekökü de yaymayın buna ha. Bak bir önceki sınıf dedi ki bana. Hocam ben bu karekökü yaydım. 4 bölü 9'u ayrı yaydım. Buna ayrı yaydım 1 bölü 16'yı. Toplamada bu kural yoktu. Kimden vardı bu kural karekökün yayılması? Çarpmada ve bölmede var. Ama toplama çıkartmada bu karekök yayılmaz. Hem buna hem buna yayılma olayı olmaz. Hani 4 bölü 9 karesel sayı ya 2 bölü 3 diye çıkartırım. Bu da karesel sayı 1 bölü 4 diye çıkartırım. Ne güzel karekökten kurtulurum. Bu karekökü kesinlikle yaymıyorsunuz. Bunu toplayacaksınız. Neydi geçen seneden hatırlayın. Nasıl topluyordum rasyonel sayıları? Paydasına bakılır demiştik. Paydaları farklıysa kesinlikle toplayamazsın. Önce paydalarını eşitleyeceksin. 9, 16 nerede eşitlenir? Yani ekokların ne olur? Ekokları eşitlenir demek ekokları aslında. Sırf ekoku gördünüz diye. Bir dakika hemen bulalım. Çocuklar ekokları kısa bir yöntem vereyim size. Aralarında asal bu sayılar. Aralarında asalsa çarpımlarında olur. Hocam çarpıyorum. Yani 9'un altında 16, 16'ın altına ne yazacaksınız çocuklar? 9 yazacaksınız. Ne olur peki bu sonuç çocuklar? Karagül. 16 çarpı 4 ne yapar çocuklar 16 çarpı 4? 64 bölü 144 artı 9 kere 1 9. 9 çarpı 16 ne yapar? 144 yine. Evet. Şimdi ne yapacağız çocuklar? 144'ü ortak yazıyorsunuz. Hocam ben cevabı buldum. 64 9 daha ne yapar çocuklar? 73. Şimdi bölmede ne yapabilirim işte bak. İkisi bölmeye döndü ya. Tek kesir haline yazıldı. Şimdi bu kökü ne yapabilirsiniz çocuklar? Hem paya hem paydaya yayabilirsiniz. Yani kök 73 bölü kök 144 diyebilirim. Peki kök 144'ü tanıyor muyum? 12. 12 ama kök 73'ü kesinlikle tanımıyorum. Ve dışarı da çıkmaz. Böyle kalır bu. Cevabımız ne olacak? Kök 73 bölü 12. Bunun cevabı kök 73 bölü 12. Anlamayan var mı çocuklar bunu? Ne yaptığımızı? Çocuklar bunu siliyorum. Videoyu sizinle paylaşacağım çocuklar. Yazmayanlar hani videoyu tekrar izlerler. Öyle öyle yazarsınız çocuklar. Tamam. Siliyorum tamamını. E'den devam ediyoruz çocuklar. Evet. E'ye kim fikir verecek çocuklar E'de? Evet. E'de fikirlerinizi alıyorum. Arzu ne dersin? Hocam hepsini 2 yapabiliriz karekökün içindeki sayı. En sade hali 2. Çok güzel bir strateji. Onu buldum bitti sorun neredeyse. Neden? Bunu 2 kalacak şekilde demek yanındaki karesel sayı çıkması lazım. 4 çarpı 2.
64 çarpı 2. 8 de hocam, 64 4 kere 2. Hepsini yazayım da şunları. Sonra tekrar açalım. 36 çarpı 2. Şimdi çıkar bana bunu. 64 8 diye çıkar. Ama bir de 2 var önünde. Bir de 2 var önünde ama. 16. Aferin. 16 kök 2. Güzel. Artı. Şunu söyle hocam, bakayım bana. 12 kök 2. Bu dışarı 2 diye çıktı. Değil mi? 2 ile 6'yı çarptın. 12 kök 2. Aferin. Peki şunu söyle. Hocam bu da 6 kök 2. Aferin. Harika. Şimdi toplanabilir mi artık bunların hocam, hepsi? Toplayabiliriz. Topla hocam, bakayım. Hocam toplamı 28, 30. 34 oluyor galiba 34 hocam. Kök 34. 2 diyeceğiz. Bunu anlamayan var mı çocuklar E'yi? En çok çıkacak soru işte bu tarzda sorular çıkacak. E'deki gibi çıkacak. Hepsini kökleri aynı olması lazım toplama yapabilmek için. Toplam kökleri, kök içleri aynıysa katsayılarını topluyorsunuz. Kökü ortak olarak önüne yazıyorsunuz. Bu kadar basit. F. F'de kim söyleyecek olar F'yi? Arzu tamam. Deniz. Hocam F'dekiler toplanmaz olduğu gibi kalır. Çok güzel. Önce peki bunu düzenleyebiliriz ama hani bunu sadeleştirmeye çalışalım. Belki hani 7 kalır gibi. 128'i yukarıdan tanıyoruz. Neydi? 64 çarpı 2 dedik. 144 kök 7 diye bir şey yapmadık. Bu zaten en sade halde. Eksi. Bu 64 dışarıya 8 diye çıkıyor. Bir de önünde 30 var. Ne yapar? 240 kök 2. Bakıyorum kök 2 ile kök 7 farklı cins. Toplama yapamam. O zaman ne yapıyorum? Ne diyorsunuz? Aynen böyle kalır. Daha kolay oluyor aslında değil mi? Bakıyorsunuz böyle kalır. Yani cevap bu. Tamam mı? Yapabildiğimi yaptım. Yani dışarı çıkarabileceğim, sadeleştirebileceklerimi sadeleştirdim. Ama kök içleri aynı olmadığı için ne toplama ne çıkartma yapamıyorum. Geldim G'ye. Yani sonuç bu. F'nin sonucu. Evet G'yi kim söylüyor şimdi? Deniz'den sonra. Damla ne dersin? Bunu 4 kök 6 diyorsun. Doğru. 16 kere 6 diyor arkadaşınız çocuklar buna. 16 dışarı çıkar. 4. Çocuklar bakın tekrar söylüyorum. Arkadaşınız gibi bunu 16 kere 6'yı bulamadıysanız gidip 96'yı ne yapacaksınız? Asal çarpanlarına ayırarak yapacaksınız. Tamam mı? Yani bunu bilmek zorunda değilsiniz ama böyle bilirsiniz çok kolay olur. Yani çok pratik olur. Çünkü bizim bütün işimiz A kök B'ye çevirmek. Siz A kök B'ye çocuklar ne kadar kestirmeden çevirirseniz, yani ne kadar hızlı çevirirseniz o kadar hızlı işlem yaparız. Peki kök 24 ne olur? Damla. 2 kök 6. Çok güzel. Buna da diyor arkadaşınız 4 çarpı 6'dan 4'ü dışarı çıkartıyorum çocuklar diyor. Eksi 2 kök 6 yaptı. Burası önünde eksi vardı. Şu ne yapar peki Damla? 6 çarpı 100'den 100 dışarıya 10 diye çıkıyor. Bir de önünde 2 var ne yapar? 20 kök 6. Hepsi aynı oldu mu? Oldu. O zaman toplayıp çıkarabilirim çocuklar. Ne yapar bu sonuç? Hocam 22 kök 6. Evet 22 kök 6. Güzel. Anlamayan var mı çocuklar G'yi? Son olarak H'yi yapalım. Sileyim bunu çocuklar tamamını. Zaten bunu birazdan atacağım çocuklar. Öyle yazarsınız. H'ye geldi. Tamam. Evet H'yi kim söylüyor? H'yi. Kumru söyleyebilecek mi? H'yi. Hocam deneyeceğim. Hocam şimdi 18'i de şey yapabiliriz. Evet yapalım. Ne yapılır bu 18 tanıdığın? 9 çarpı 2. Aferin bak. Stratejik, 9 çarpı 2. Stratejik ol Mehmet Ali. Bak burada 9 karesel sayı çıkacak ya bu dışarı. Kim kalacak kökün içinde? 2. Şimdi bunları toplayabilmen için kesin bunda da 2 kalması lazım. Bak kesin bunda 2 kalması lazım. Demek ki 2 çarpı kaçtır bu 98? Bir düşün bakalım. Hocam 46 mı? 46'yı tanımıyorsun. Bak tanıdık karesel sayıları düşün. Hani iyi bil demiştim ya karesel sayıları. 48 hocam. 48'i mi tanıyorsun sen? 49'u mu? 49'u ya. 49 7'nin karesi. Unuttun mu? 49, 64, 81. Ya bunları unutmayın demedim mi Mehmet Ali Kumru? Yani bunları da dedim ki adınız kadar iyi bilin dedim. Bunları kaç defa söyledim değil mi? Ne demiştin? 2 haftalık dersimizde bak her derse demedim. Her soruda kullanacağız bunu. Bak neredeyse gerçekten her soruda kullandık. Değil mi? Her soruda. Karesel sayıları çok iyi bilin demiştim. Peki şimdi çıkartalım. 9 dışarı çıkarsa nasıl çıkacak dışarıya? Hocam 3 olarak mı? Çok güzel. Bak ama önce ne yazacaksın Kumru? 1 bölü 5'i yazacağım. Çünkü önünde 1 bölü 5 katsayısı var. Ama dışarıya bir ne çıktı? 3 çıktı. Kökün içinde ne kaldı peki? 2 kaldı. Devam ediyorum. Artı. Yine burada 1 bölü 5 yazıyorum Kumru. Çarpı. Evet. Ne çıktı 49 nasıl çıktı dışarıya? Hocam 49 7 olarak çıkmıyor mu? Aferin. Kök içinde ne kaldı? 2. 2 kaldı. Peki.
Burayı çarpabilir miyim bunları? Nasıl çarparım bu katsayıları? Bunun altına gizli bir yazsam ne olur bu katsayının çarpımı? 1 kere 3, 3 diyorduk. 5 kere 1, 5 diyorduk. Katsayımız bu oldu. 3 bölü 5 oldu. Kök 2'yi aynen yazıyorum. Tamam. Artı. Şurayı da ne yapar? Şurası. Şunu, şu kısım. Hocam 7 kere 5. Yok 7 kere 5 değil. 7 1 ile çarpıldı. 5 1 ile. Bunun altına gizli bir yazdım. 7 kere 1, 7. 5 kere 1, 5. Tamam. Kök 2. Şimdi burada ne yapıyorsun? Kök 2'ler aynı mı? Aynı. Kök 2'yi evet. Ortak yazıyorduk. Kök 2'yi ortak yazıyordun. 3 bölü 5 ile 7 bölü 5'i ne yapıyorsun Kumru? Toplayacağız. Ne yapar sence 3 bölü 5 ile 7 bölü 5'in toplamı? 10 bölü 5 kök 2. Harika. Peki 10 bölü 5'i tanıyor musun? Bunlar 10 bölü 5 dedin bana. 10 bölü 5'i de tanıyoruz aslında. 10'u 5'e böl ne yapar? Hocam 5. 5 değil. 10'u 5'e böl diyorum. 2 yapar. Hocam 2. O zaman en sade halimiz ne olur? 2 kök 2. 2. Anladın mı? Bunun sonucu neymiş? Bak bunun sonucu 2 kök 2. Var mı bu maddelerin hepsinde anlaşılmayan bir yer çuğlar? Evet çuğlar şimdi kaydımızı durduruyorum. Tam araya gelmişiz çuğlar. Tam denk getirmişiz. Şimdi çuğlar. Buradaki işlemleri nasıl yapacağız? Şimdi biraz daha toplama çıkartmayı kullanabileceğimiz işlemler. Evet burada nasıl yapacağız? Evet Arzu. Hocam ben şu şekilde düşündüm. İşlemde kök içindeki sayıyı çıkarmaya çalıştım şeyde. Güzel. 8'i 4 hocam, kere 2'ye üstek. 2 evet, kök 2 tamam. 2. Eşittir. 5 kök 2. Peki burada aynısı bulacağız. Hocam 5 kök 2'den 2 kök 2'yi çıkarırsak. Çok güzel. Yani denklem çözüyoruz şuralar. 2 kök 2'yi öbür tarafa atarsak şuralar nasıl geçiyor bu tarafa atılırken? Bu tarafa atılırken bu rengi değişiyor. Yani artıyken eksi olarak geçiyor. Burada A kalıyor tek başına değil mi? A eşittir ne olur? 5 kök 2'den 2 kök 2'yi çıkartırsan ne yapacak? 3 kök 2 olacak. Cevabımız bu. Evet. A'yı anlamayan var mı şuralar nasıl bulunduğunu? Hocam ben anlamadım. Tekrar ediyorum. 8'i 4 kere 2 diyerekten 2 kök 2 yazmayı biliyorsun değil mi? Bunda sıkıntı yok herhalde. Şimdi evet. Burada iki türlü çözeceksin bunu. Tamam iki türlü. Bak A ile A'da bir sayı var. 2 kök 2 toplanmış ne olmuş? 5 kök 2 olmuş. Ya şöyle sorarsın kendine. 2 kök 2 ile kimi toplasan 5 kök 2 yapar? Birazcık düşünürsen hangisi olur? 3 kök 2 olduğunu tahmin edersin. Yani bu A'nın bak 2 kök 2 ile kimi toplasam 5 kök 2 yapar? 3 kök 2 olduğunu tahminle de bulursun. Ama diyelim ki tahmin etmeyecek kadar zor bir soru olsaydı bu. Burada A'yı yalnız bırakmak için ne yapacaksın? 2 kök 2'yi eşitliğin öbür tarafına atacağız. Peki bu öbür tarafa atılırken artıyken nasıl geçiyor öbür tarafa? Eksi olarak geçiyor. Eksi 2 kök 2 olarak geçiyor. Eşitliğin bu tarafında A kalır. 5 kök 2'den de 2 kök 2'yi çıkartınca ne yapar? 3 kök 2 kalır. Oldukça basit. Yani yaptığımız bir işlem yok. Anlaşıldı mı burada? A'da yaptığımız. Anlaşıldı hocam. Evet Damla ne dersin B için? Çok güzel. 75 diyor ki arkadaşınız 25 kere 3 olduğu için tamam mı? Bunu 5 kök 3 olarak yazarım. Tamam. B'ye dokunmadık. Peki. Çok güzel. Eksi 27 kök 27 ile diyor ki eksi 3 kök 3 olarak yazarım. Tamam. Güzel. Diğerini de aynı yazacağız. Şimdi ne yapacağım burada? Evet. Çok güzel. 8 yapmıyor işte. Danla buna dikkat et. 5 kök 3 ile 5 kök 3 ile eksi 3 kök 3 olduğu için bunlar, bak bunlar, ne yapar bunlar? 2 kök 3 yapar. Yani çıkartıyorsun. 2 kök. Evet. Ne yapar? Artı 2 kök 3 yapar. Tamam. Şurada B'miz var. B'yi yazdık. Niye böyle oldu? F7. B artı 2 kök 3 eşittir. Karşıda 10 kök 3 var. Yine az önceki soru gibi oldu. Aynı hiçbir farkı yok. Ne olacak? 2 kök 3'ü eşitliğin öbür tarafına atacağız. Peki öbür tarafına atılırken nasıl geçecek bu öbür tarafa? Bu öbür tarafa geçerken eksi 2 kök 3 olarak geçecek. Burada B kaldı tek başına. O zaman B eşittir. 10 kök 3'ten 2 kök 3 çıkarsa ne yapar? 8 kök 3 yapar. Tamam. Peki cevabımız bu. B'miz de bu. 8 kök 3. Evet A ile B var mı anlaşılmayan? Sileceğim bunu çocuklar. Bunu videodan isterseniz defterinize yazarsınız. Yani deftere yazmak için zaman kaybetmeyelim. C'den devam ediyorum ben çocuklar. Evet. C'yi kim yapacak şunlar C'yi? Damla tamam. Deniz.
Hocam C'yi ben kök 200'ü 10 kök 2 olarak Çok yazdım. çok güzel. Yani 100 kere 2 diye düşündüm bunu. 100 dışarıya 10 diye çıkar diyorsun. İçeride 2 kalır. Güzel. Eksi C'yi aynı niye bıraktık? Peki sonra kök 8'i? Evet. Kök 2. 2 kök 2. Ne yapalım hocam, ondan sonra? Kök 8'i 2 olarak dönüştürdüm. Sonra denklem gibi düşündüm. Evet. C'de 8 kök 2 yaptı. Çok güzel. Şimdi burada ya tahminle yürütürsünüz. 10 kök 2'den ne çıkartırsam 2 kök 2 yapar. C'nin hemen 8 kök 2 olduğunu düşünürsünüz. Ya da hocam ben bunu tahmin edemedim. Denklem gibi düşünürseniz bak 10 kök 2'yi o tarafa atmayın. Benim tavsiyem eksi C'yi bu tarafa atın. 2 kök 2 de bu tarafa geçsin. Yer değiştirsin bunlar. Eksi C buraya geçtiği zaman C olarak geçer. Artı C olarak geçer yani. 2 kök 2 buraya geldiği zaman eksi 2 kök 2 olarak geçecek. Başındaki 10 kök 2'ye dokunmadık. Tamam. Ne olur o zaman C'miz? 10 kök 2'den 2 kök 2 çıkınca 8 kök 2 olur. C'miz bu olur. Evet, C'yi anlamayan var mı? D'ye geldim. D'yi nasıl yaparız şunlar? Evet Arzu. Hocam 108 6 kök 3 olarak olur. Burası 108 diyorsun 36 kere 3'tür değil mi? Şimdi burada 3 kaldığına göre demek ki hepsinde 3 kalması gerekiyor diye düşünüyoruz. Yani muhtemelen. 36 çarpı 3'tür 3 kalır. 27'yi de 9 kere 3 diye düşünelim değil mi? Peki 6 kök 3'ten başlayalım. 6 kök 3'e bir şey yapmadık. Artı D. Eksi 6 kök 3. 6 kök 3. Eşittir 3, 3 kök 3. Evet eşittir 3 kök 3. Güzel. Peki burada 6 kök 3 ile eksi 6 kök 3 toplanabilirler. Sıfır yapar bunlar. Yani sıfırın toplamada bir etkisi yok. Ne kaldı geliyor o zaman? D tek başına kaldı. Hocam D eşittir 3 kök 3. D eşittir 3 kök 3 olur. Evet cevabımız bu olur. Bunu anlamayan var mı? Geçiyorum çocuklar bunu. Tamamını siliyorum. E'den devam ediyorum çocuklar. Evet E. E'yi var mı yapacak? Evet Deniz ne dersin? Hocam E'de şey olarak yazdım. Kök 12, 2 kök 3 olarak yazdım. Güzel. Yazalım şimdi. E eksi 2 kök 3 dedin. Güzel. Sonra şurayı... Kök 75, 5 kök 3 olarak yazdım. 25 kere 3 diye düşündün. 25 dışarıya çıktı. 5 diye. İçeride 3 kaldı. Karşıya bir şey dokunmadık. Eksi 4 kök 3'tü karşısı tamam. Ona dokunmadık. Şurası ne yapar şurası? Parantez içini yaptım. Eksi 3 kök 3 yaptı. Eksi 3 kök 3 yaptı. Güzel. Peki bunun da önünde bir eksi daha var. Dikkatli olmak lazım. Eksi bu eksiler çarpılırsa ne yapacaklar? İşlemi yazarken. Eksinin eksiler çarpımı ne yapar? Artı yapar. 3 kök 3 olacak. Devam ediyorum. Eksi 4 kök 3 eşitliğin öbür tarafında. E'yi bulmak için ne yapacağım şimdi? E'yi bulmak için şu artı 3 kök 3'ü eşitliğin öbür tarafına şutlamam lazım. Tabii bu tarafa şutlanırken nasıl geçiyordu buraya çocuklar hatırlarsınız? Artı iken eksi 3 kök 3 olarak geçiyor tamam. Ne yapar çocuklar burada? E kaldı. Eksi 4 kök 3. Eksi 3 kök 3 daha ne yapar? Eksi 7 kök 3 yapar. Eksi 7 kök 3 yapar. Çünkü eksi 4, eksi 3 ne oluyor? Daha çok eksi oluyor değil mi? Eksi 7 yapıyor. Kök 3'ümüzü de ortak yazıyoruz. Paydayı ortak yazdığımız gibi. Eksi 7 kök 3 oluyor. Evet E'yi anlamayan var mı çocuklar E'yi? Şu E'de çocuklar. Dileyenler ekran görüntüsü alabilir. Dileyenler videoyu takip eder. Videodan yazar tamam mı? Geldim F'ye. Evet. F'yi var mı yapacak çocuklar? F. Kumru ne dersin Kumru? Hocam şimdi ben F'de hocam hem bölme diyor hem toplama. Hocam şimdi önemli değil. Kök 20'yi sen bana önce bir sadeleştir. Nasıl yazarsın kök 20'yi? Hani A kök 5. İlk işimiz neydi? A kök 5 şeklinde yazma. Evet 4 kere 5'ten 4 dışarı çıktı. 2 kök 5 değil mi? Artı 45'i nasıl yazacaksın? Hocam 45'i ben 9 kere 5. Genelde karesel sayıları düşün bak. Senin aklına ilk 15 geliyor tamam mı? 15 yerine beyninden ne, hangilerini geçir? 4'ü, 9'u, 16'yı, 25'i. Önce bunları geçir. Anladın mı? Bunlar çok önemli. Ne dedim ben sana? Bu kareler sayıları her soruda düşüneceksin. Bak her soruda. Yani burada 20'yi 4 kere 5. 4'ü düşünüyorum. Bak aklıma bu 4 geliyor. 45'te 9 geliyor aklıma.
9 kere 5 diyorum. Anladın mı? Çünkü 9'u tanıyorum. 9 dışarı çıkarken nasıl çıkacak? 3 diye çıkacak. İçeride kim kalacak? 5 kalacak. Bölü F artı yine 80 için düşün. 80 için kimi düşüneceksin bak burada? 4, 9, 16. 16 olabilir. 16 kere kimdi bu? 16 kere 5'ti. Gerçekten 16 kere 5, 80 yapar. Yani 4 kök 5 olur. Eşitmiş 1. Şimdi bu sorudan sonra Komros şöyle sana bir ipucu vereyim. Bak şöyle bir ipucu vereyim. Şunun pay kısmı belli midir? Kaç oldu? Kaçtır bunun pay kısmı Kumru? 5 kök 5. Burası 5 kök 5. Şimdi bak 5 kök 5'i bir şeylere bölmüşsün 1 yapmış. Nasıl 1 olur? Paydasının ne olması gerekiyor? Heh, paydasının da 5 kök 5 olması lazım değil mi? Çünkü 5 kök 5'i 5 kök 5'e bölersem ancak bir sonucunu bulurum. Bu toplamanın, bak bu toplamın 5 kök 5 olması için F ne olmalı? Bir tahmin etmeye çalış. Bak, hocam 4'ü içeri alabilir miyiz? Bak 4 kök 5 ile F'yi topluyorsun, 5 kök 5 yapıyor. Tahmin edebilirsin, kafanı çalıştır. Hocam 1 kök 5 tabii ki. 1 kök 5, 1. Kök 5'i de söylemem lazım. Çünkü kök 5'leri aynı olması gerekiyor ya kök 5'lerin. Bir tane kök 5. Yani 1 kök 5 demek kök 5 demektir. Cevabımız ne olacak F'nin cevabı? Kök 5 olacak. Evet anladık mı F'yi? En kısası bu. Yani F'deki en kısa çözüm bu. Geldik G'ye. Evet. Sileyim isterseniz. Belki G uzun sürecek. Evet. G'yi ne yaparız çocuklar? Evet Arzu. Hocam önce dönüştürürüz. Dönüştürelim 20, hepsini. 2 kök 5 güzel. Sonra? Hocam 45, 3 kök 5 olarak yazılır ama hocam dışarıda da 2 olduğu için 6 kök 5 olacak. Güzel. 6 kök 5 olacak burası diyor. Artı 6 kök 5. Eksi G. Eşittir. Bunları aynen yazıyorum. 8 kök 5. Hocam toplayabiliriz şeylere. Bunları toplayabilirsin diyorsun. Evet bunlar benzer terim. Ne yapar bunlar? 8 kök 5 eksi G eşittir. 8 kök 5 eksi 5 kök 3. Ne olacak burada? Ben şöyle bir şey yazdım. 8 kök 5 ile 8 kök 5 birbirlerini yok etsinler diye bir tanesini karşı tarafa göndeririz. Bunu öbür tarafa gönderince eksi 8 kök 5 yapacak. Yani çaktırmadan doğru söylüyorsun. Bunlar ne oldu? Evet. Öbür tarafa geçince 0 yaptı yani. 0'ın toplamada bir etkisi yok. Peki burada ne kaldı? Eksi G kaldı. Burada ne kaldı? Eksi 5 kök 3 kaldı. Ne olur G'nin sonucu? Eksiye bölelim her tarafı ya da eksi 1 ile çarpalım her tarafı. Artıya dönüşsünler diye 5 kök 3 olur. Evet G'miz 5 kök 3'tür. Bunu anlamayan var mı çocuklar? Geçiyorum. H'ye geldik. Evet. H'deki kim fikrini söyleyecek? Arzu tamam. Kumru ne dersin? Hocam şimdi 108 3 kere 36 idi. Değil mi? Artık bunu ezberledik. 36 idi. Yani 36 dışarı çıkacak. 6 kök 3 evet. Değil mi? 147'ye bak bakalım. Hocam 147. 49 çarpı 3 mü? Evet hocam 49. Güzel. H'yi yazdım en başta. H eksi 49'u dışarı çıkardım. 7 diye çıktı. 7 evet. Kök 3. Bu da artıydı değil mi? İşaret edin. Bunların toplamı kaç eşitmiş? 0 eşitmiş. Peki. Eksi 7 kök 3 ile 6 kök 3 toplanabilir mi Kumru? Evet hocam. Toplanır. Ne olur? Toplamı 13 yapar. 13 yapmaz Kumru. Biri eksi 7'li biri artı 6'lı. Bak sen aslında bana eksi 7 ile artı 6'yı topluyorsun Kumru. Heh. Anladın mı? Bunları topluyorsun. Aynen böyle. He. Eşittir 0. Burada h var. Sen aslında eksi 7 ile artı 6'yı topluyorsun. Bu ne yapar bu? Eksi 1 kök 3 yapar. Anladın? Hatta buna eksi kök 3 diyoruz. Bu 1 yazılmaz. Genelde bu 1 yazılmaz. Eksi kök 3 diyoruz. At bunu öbür tarafa. Nasıl geçecek bu öbür tarafa? H'yi yalnız bırakalım diye hani. Hocam eksi. Yok. Eksiydi zaten burada. Bak eksiydi zaten burada Kumru. Öbür tarafa artı 1 kök 3 diye gidecek. Bir genelde yazılmaz. Biri ne yapayım biri? Şöyle ufaktan sileyim. Şu biri sileyim. Heh. Ne olur? Bir kök 3 olur diyeceksin cevabı. H'mizin cevabı kök 3 olacak. Tamam. Evet anlaşıldı mı?
Anlaşıldı hocam. Peki geçiyorum bu soruyu çocuklar. Bu soruyu dediğim gibi videodan yazarsınız. Geçiyorum. Örnek 40. Şimdi çocuklar 40'ta ne yapacağız? 40'ta ne yapacağız? Bize diyor ki dikdörtgenin çevresinde bulunuz. Kenarlarını vermiş. Şimdi dikdörtgeni bir hatırlayalım çocuklar. Dikdörtgende. Şöyle bir dikdörtgen çizdim. Tamam. Dikdörtgende neydi çocuklar kuralımız? Kuralımız şuydu. Kısa kenarına x desek, uzun kenarına y desek. Çevre nasıl bulunuyordu çocuklar? Çarpılarak. Yok, alan diyorsun sen. Alan çarpılarak bulunur. Karıştırma. Alanı kısa kenar çarpı uzun kenarda ama çevresi ya şöyle yapıyordunuz. Burası x ise burası da x diyorsunuz. Burası y ise karşısı da y'dir diyorsunuz. X ile x'i toplarım 2x. Y ile y'yi toplarım 2y. Cevabımız 2x artı 2y olur. Bu da olur. Ya da şunu yapabilirsiniz. Bu aynı zamanda neye eşittir? X ile y'yi yani kısa kenarla uzun kenarı toplarım. Giderim bunu 2 ile çarparım. Bu da olur. Yani bu da kullanışlı, bu da kullanışlı. Ama bu daha kullanışlı. Şu. Şurası daha yıldızlı. Tamam. Kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpmak daha mantıklı. Benim tavsiyem. Ama bazı sorularda bunu da yapabilirsiniz. Fark etmez. Peki. Bu yöntemi hatırladıysak çocuklar. Gelelim. Nereye geliyor çocuklar? A'ya. Ne dersiniz A'da o zaman? Önce bunları bak. X ile y'yi toplayıp 2 ile çarpacağım. O zaman x ile y'yi toplamak için en sade hale çevirmeniz lazım. Yani 45'i nasıl yazarsınız 45'i? Evet Deniz. Hocam 45'i 9 çarpı 5 olarak düşünürüz. O da evet. Dışarıya 3 kök 5 olarak çıkar. Aferin. 3 kök 5. Peki y'yi söyle bakayım. Y ne olur? Hocam o da 8 16. 8 çarpı 5 yok yok. Pardon. İçeride 5 kalacak ya. 16 kere 5. Yani içeride 5 kalacağını düşün. 16 kere 5 daha mantıklı. 80 yapar. Yani 4 kök 5 olur. Peki neydi sonucumuz? Şunu kullanalım dedik. Şu formülü kullanalım dedik. Değil mi? Gerçekten. Neydi? Toplayacağım. X ile y'nin toplamı ne yapar? Kafadan toplayalım. 7 kök 5. Ama 7 kök 5'in de önünde ne var? 2 katını alacağım. Yani sonuç 14 kök 5. Var mı anlamayan? Hocam niye 2 katını aldık? Hani dedik ya. Bak çevresi. Nasıl bulunur çevresi? Ya kısa kenarla uzun kenarı toplarım. Burada da aynısı olduğu için x artı y, x artı y ya. X artı y'nin 2 katını alırım. Yani kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 katını alırsın. Ya da kısadan 2 tane var dersin. Uzundan 2 tane var dersin. 2 ile 2x, 2y'yi ayrı ayrı bulup toplarsın. Yani ya böyle yapacaksın ya böyle yapacaksın. Aynı sonuç. İstersen deneyelim bak. Şununla deneyelim kumru. Bunun 2 katını alacaksın. Çünkü 2 tane var ya. 2 tane kısa var. 2 katını alırsan ne yapar bu? 6 kök 5 yapar. Şundan da 2 tane var. Ne yapar? 8 kök 5 yapar. Topla ikisini 6 kök 5'i 8 kök 5'i ne yapar? 14 kök 5. Hangisini istiyorsan onu yap. Yani ister böyle yap ister böyle yap. Ben bu daha kullanışlı diye yıldız attım. Bununla yapacağım dedim. Anladın mı? Yani kısayla uzunu toplayacağım sonra 2 ile çarpacağım. Benim daha basitime geliyor. Anladın mı Kumru? Anladım hocam. Peki B Arzu'yla devam edelim. Arzu ne olur? Hocam zaten kök içleri aynı. Aynı. O zaman çok basit. Direkt toplayalım. Hocam 2 ile çarpalım. 3 çarpı 2. Bakın hocam arkadaşınız kafadan topladı. 8 kök 3 bir de bunun neyini alacak ama? 2 katını alacak. Ne yaparsa onu 16 kök 3. 16 kök 3 yapar hocam. Anlaşıldı mı burası? B'de anlaşılmayan bir yer var mı? Peki. C'ye bakalım. Damla ne dersin? Tamamını siliyorum. Evet Damla C. Kök 50'yi çok kısık geliyor sizin de. 25 çarpı 2 dedin herhalde. 5 kök 2 olarak yazarım. Tamam x'i yazdık. Y'yi nasıl yazdın? 5 kök 3 olarak yazabiliriz. Evet bu da 25 çarpı 3 diye 5 kök 3 yazılır. Aman aman aman. Şimdi ne geldi işte bakın. Kök 2 ile kök 3'ü toplayamazsınız. Çünkü kök içleri aynı değil. O zaman... ne demiştik çevre formülünde? Diğer kuralı uygulayalım. Neydi o da? 2x artı 2y. Yani 2 kısa 2 uzun. O zaman ne yapacağım? Bunun 2 katını alacağım çocuklar. 2x için ne yapar 2x için? 10 kök 2. 2y için ne yaparız 2y için? 10 kök 3. Bunların ikisini de toplarsanız çocuklar ne yapar? Toplanmaz diyeceksiniz. 10 kök 2 artı 10 kök 3. Sakın az şey demeyin. Ha, bunlar aynı ama hocam ne yaparım? Aynı olsun. Toplayamazsınız. Kök 3'leri aynı değilse... Şuraları çoğular aynı değilse şu kök 2 ile kök 3 aynı değilse kesinlikle toplama yapamazsınız. Sonucumuz budur diyeceksiniz tamam? Çevremiz bu. Hocam zaten kökler önemli.
Evet, kök içleri aynı olması lazım. Yani bu şey gibi düşünün. 10x ile 10y'yi topluyormuşsunuz gibi. 10x ile 10y toplanmaz ki. Böyle kalır. Çünkü şeyleri farklı. Harfleri farklı. Anlaşıldı mı? Evet, geldim D'ye. D'yi kim yapıyor bana? Yapabilirim. Damla tamam. Kumru sana geldik. Evet, Kumru versin. D'de. Hocam şimdi ben 27 3 çarpı 9 çarpı 4. 3. Evet, 3 çarpı 9 da olur. Ama 9 çarpı 3'tür bu. Peki 9 evet. Dışarı çıkar mı Kumru dışarı? 9. 3. 3 ama önde 5 var. 5 kere 3 de 15 yapar. Demek ki x'imiz 15 kök 3. 5, 15. Peki y'ye geldik. Y'yi nasıl yaparsın Kumru? Aynen. Hocam 4 kere 2 12. 4 kere 3. Ay 4 kere 3. 4 dışarı çıkar. Hocam pardon ya. Tamam 4 dışarı çıkar. 2. 2. Bir de önünde 3 var. Dikkat et ama. 2 dışarı çıkınca ne oldu 6. O? 6 kök 3. 6 kök 3. Kökler aynı mı? Hayır. Kök içleri evet. Aynı. O zaman bunları önce toplayalım. Sonra 2 katını alalım. Değil mi? Evet. Yani önce toplayalım. Ne yapar toplamı? 15 kök 3. 6 kök 3 daha. Hocam 21 kök. 3. Değil mi? Çarpı evet, ne diyeceksin ama? 2 ile çarparsın. 42 evet. Çarpı kök. Evet. Aferin. Cevabımız bu işte. Evet, var mı anlamayan değiştirirler? En sade hale getirdi arkadaşınız. Sonra topladı işte y'yi topladı. Şu kuralı uyguladı yani. Topladı kısa kenarla uzun kenarı. Sonra iki katını aldı. Evet, geçiyorum çocuklar. Son e'miz. Tamamla siliyorum. Kumru'yu geçtik. Deniz ne dersin? Hocam x'de öncelikle 8 ve 3'ü toplarız. 11 kök 2 yaparız. Maalesef yapmaz Deniz burada. Çünkü bu köklü, bu köksüz. Bunlara ne demiştik bunlara Deniz hatta? Dedik bunlar ayrı gezegenler. Yani bu farklı gezegen, bu tamamen farklı gezegen. Çünkü bu bir tam sayı, bu köklü bir ifade. Bunlar hiç toplanmaz. Yani böyle kalır. X böyle kalır. 8 artı 3 kök 2. Y de böyle kalır. Hiçbir şey yapamazsın. 6 eksi 3 kök 2. Ama biz ne istiyorduk? X artı Y'yi bulalım. Sonra 2 katını alalım değil mi? X ile Y'yi toplarsan ne yapar? Bunları yan yana toplarsan. Yani 8 artı 3 kök 2 ile kimi toplayacaksın? 6 eksi 3 kök 2'yi toplayacaksın, anladın mı? Bu X artı Y'de işte. Bu kısım, şu kısım burası. Anladın mı? Toplama. Bir de bunun 2 katını alacağım. Bu toplamada gözün korkmasın. Çok basit aslında. Niye çok basit? 3 kök 2 ile eksi 3 kök 2 toplanabilir burada. Ne yapar? Hocam onlar birbirini götürür. Götürür. Yani sıfır yapar. Değil mi? Bunlar gitti. Sıfır. Ne kaldı içeride? 8 artı 6. Ne yapar 8 artı 6? 14 oldu. 14. Bir de başında 2 vardı. 14. 2 katsayıyla çarpacağım. Ne olur sonucumuz? 28. Anladınız mı? Yani zor gibi görünüyor. Sakın ha bunları toplamayın ama yanlış olur. Bunlar toplanınca zaten 3 kök 2 ile eksi 3 kök 2 birbirini ne yapacaktı şunlar? Birbirini götürecek. Geriye 14 kalıyor. 14'ü de 2 ile çarpınca 28 yapmış. Anlatılmayan bir yer var mı E'de? Evet, 41. soruya geçiyorum. Örnek 41. Bu da çocuklar ne diyor bizlere? Bakın dikkat edin. Diyor ki parantezleri toplamadan ne yapın diyor? Çarpmanın toplama ve çıkartma işlemi üzerinde dağılma özelliğini kullanarak yapın diyor. Dağılma özelliği neydi çocuklar? Ne yapıyorduk? Şöyle dağıtıyordum. Yani kök 2'yi bir buna çarparak topluyorum. Tamam? A'yı yapalım beraber. Kök 2'yi bununla çarpıyorum. Kim çarpılır kök 2? Bir de kök 3'e çarpılır. Yani şöyle yapıyorsunuz. 2 kök 3 çarpı kök 2 yapıyorsunuz. Artı, aradaki işaret aynen yazıyorum. 3 kök 2 ile de kök 2'yi çarpıyorsunuz. 3 kök 6 ile kök 2'yi çarpıyorsunuz. Tamam. Nasıl yapılır burada? Arzu ne yapılır? Bunun devamını getirirsek. Hocam ben ne yaptığınızı şu an pek anlamadım. Şunu dağıtıyorum. Kök 2'yi tamam. Dağıtıyorum. Kök 2'yi bir buna dağıtıyorum. Yani bu çarpan kim? 2 kök 3. 2 kök 3 ile kök 2'yi çarptım. Tamam, artı bu çarpanımız 3 kök 6. Kök 2 ile çarpıyorum. İşte dağıttım. Yani bu dağılmanın hocam sonucudur. 2 kök 6 olur. Burası 2 kök 6 olur. Artı şu ne olur? Burası da 3 kök 12 olur. Peki kök içleri aynı mı? Aynı değil. Bu toplama yapılamaz. Yani bu böyle kalır. Buna devam ettiremezsin. En fazla. Hocam sadeleştirsek de yapılır. Sadeleşebilir evet. 12'yi sadeleştirirsen şöyle 4 kere 3 dersen. Ama yapılmaz zaten. Yapılır. Bu 4 dışarı çıkar. Yani yine devamı gelmeyecek ama hani farklı bir forma sokmuş oluruz. 4 dışarı çıkarsa 2 diye burası 6 kök 3 yapar. Burası da 2 kök 6. Baktığım üzere bunun devamı gelmez. Tamam mı? Bu böyle kalır. Yani sonucumuz bu.
Zaten bize toplayın dememiş. Dağıtın demiş ya. Dağılma özelliğini kullan bırak demiş. Yani toplanabilirse topla ama toplanmazsa öyle bırakacağız. Peki B'ye geldik. B'yi nasıl yaparız dağıtırız? Şu 3 kök 5'i dağıtacağız. Hep her birini. Evet Kumru ne yaparız? Hocam 3 ile 12'yi çarpacağız. 5 ile 12'yi çarpacağız. Yok 3 ile 12'yi çarpamaz. Bak şimdi bu terimin tamamını terim gibi düşün bak. Bu terim kim? 3 kök 5 değil mi? 3 kök 5 ile kimi çarpacaksın sen normalde? Kök 12'yi bak. Kök 12'yi. Bu çarpmayı yaparken 3 bununla çarpılmıyordu ki içiyle. Köklüler çarpılıyordu. Çarpmada hatırla. Katsayılar katsayılarla. Köklüler köklülerle çarpılırdı. Değil mi? Devam edelim. 3 kök 5'i kök 72 ile çarparken ya da bunları keşke dışarı çıkarsaydık. Bunu bir geri alıyorum. Şunu siliyorum. Şu kısmı. Hemen 3 kök 5'i bunlarla çarpmayalım. Önce bunları bir düzenleyelim. Nasıl düzenleyeceğiz bunları? Şu kök 12'yi 4 kere 3 diye düşünsek, bunu da 36 kere 2 diye düşünsek, bu nasıl yazılır kök 12? Kök 12, 2 kök 3 diye yazılır. Eksi, bu nasıl yazılır? 6 diye çıktı. Kök 2. Şimdi 3 kök 5'i dağıtalım. Bunların her birinin üstüne, tamam? Yani 3 kök 5'i kimle çarpacağım önce? 2 kök 3 ile çarpacağım. Eksi, sonra 3 kök 5'i kimle çarpacağım? 6 kök 2 ile. Böyle. Tamam. Şu 3 kök 5 her biriyle teker teker dağıtıldı işte. Yani 3 kök 5 bir bununla çarpıldı, bir bununla çarpıldı. Ayrı ayrı çarptı. Aradaki işareti de ne yapıyorum? Yazıyorum araya. Peki burada ne olur bu çarpım? Kumru ne olur bunun sonucu? Ne demiştim? Katsayılar katsayılarla. Katsayı. Çarpılır çarpılır. Çarpmada engelimiz yok. Toplam, bak toplamıyorsun. Çarpıyorsun Kumru. Yani çarpmada ne yapıyordun? 6 kök 5 ile de kök 3'ü çarpınca kök 15 yapıyordu tamam. Eksi. Burada ne yapıyordu bu çarpmayı? Yine katsayıları çarpıyorum önce. 6, 18. Kök 5 ile kök 2'yi çarparsam da kök 10. 10. İşte şimdi çıkartma yapmam diyeceksin. Diyeceksin ki hocam kök 15, kök 10 benzer terim değil. Olur. Aynı köklü ifade değil. Toplanmaz böyle kalır diyeceksin. Tamam. Cevabımız bu yani. Evet. Geldik. Çocuklar C'ye. C'ye ne dersiniz? Kumru'dan sonra. Deniz ne dersin? Hocam burada sadece katsayıları toplarız. Onda da 30 kök 3 artı 12 kök 3 yapar. Yanlış. Burada bak dağılma yap diyor sana. Bak parantezden başlayacaksın önce. Tamam mı? Bak parantezden. Yani ya 6 kök 3'ü dağıtacaksın şöyle. Tamam. Yani 6 kök 3'ü önce 5 ile çarpacaksın. Sonra 6 kök 3'ü 2 ile çarpacaksın. Tamam. Bu çarpmayı nasıl yaparsın bu çarpmayı? Katsayılar çarpılır sadece burada. Başka bir şey çarpılmaz. Yani 6 ile 5 çarpılır. O da 30 kök 3 yapar. Burada da 6 ile 2 çarpılır. Ha, onu söyledin değil mi? Pardon ben yanlış anladım o zaman. 12 kök 3. Ne olur sonucumuz burada? 42 kök 3. Aferin tamam doğru. Ben yanlış anlamışım. 42 kök 3 olur. Evet. C'nin de cevabı bu. Evet burada anlaşılmayan bir yer var mı çocuklar? Çocuklar vereceğim size videoyu. Son sorumuz var. Onu bitirelim. Dersimiz çok az kaldı. Diğer sınıfta bitirdik. Şu örnek 42. Hocam bitti de. Bitti ders de. Bitirelim bunu da. Çocuklar çünkü bu son hocam, sorumuz. Çıkmam gerek. Tamam çıkan çıkabilir. Son sorumuz bu. Çocuklar alanı 2000 santimetre. Büyük kare. Bakın büyük kare. Alanı 2000. Bunun bir kenarı ne yapar çocuklar? Bir kenarı nasıl buluyorduk? Kare kökünü alıyorduk değil mi 2000'in? Yani kök 2000 diyorum. İyi akşamlar hocam. Bunun bir kenarını verelim. Benim çıkmam gerek. Peki, bu çıkartılanlardan bir tanesi şular. Bu çıkartılanlardan bir tanesi şu. Alanı ne kadarmış? 405'miş. Bunun alanı, bu bir kareymiş. Diğeri de 180'miş. Şular, bu çıkartılan karenin her birinin bir kenarı nasıl bulunur? Mesela bunun bir kenarı. Şunun bir kenarı. Nasıl bulunur şular? Karekökünü alacaksınız. Şunun bir kenarı nasıl bulunur? Bir kenarı. Bunun da karekökünü alacağım. 405. 180'i tanıyorsunuz. 180 36 çarpı 5 diye düşünürseniz ne olur? 6 kök 5. 405'i de nasıl yazarım? İçeride 5 kalacağına göre ne olur bu çocuklar? 81 yani 9 kök 5. Bu şu oldu. Burası çocuklar 6 kök 5. Her bir kenarı 6 kök 5 oldu. Burası ise 9 kök 5 oldu. Her bir kenarı 9 kök 5 oldu.
9 kök 5. Kök 2000 ne yapar şunlar? Bunu da 5 çarpı 400 derseniz şunlar ne yapar? 400 çarpı 5. 400 dışarı çıkar. 20 kök 5 olur. Şimdi çevresi için ne yapıyorsunuz şunlar? Çevresi için şöyle yapıyorsunuz. Buradan başlayalım diyelim. Tamam mı? Topluyorum burayı. Burası ne kadar yapar? 20 kök 5 artı. Şimdi buraya geldim. Bakın şu parçanın ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ama bu parçayla bu parçanın toplamını bulabilirim. Nasıl bulurum bu iki parçanın toplamını? Fikir var mı çocuklar? Hocam benim bir fikrim var. Evet Arzu. Hocam bence 20.45'ten 9.45 çıkarabilirim. Harika. Şimdi bu 9.45 buldum ya. Burası da ne olacak? Burası da otomatikman. Burası da 9.45. Biz bu kenarı istemiyoruz. Bu ikisini istiyorum. Tamamı 20.45 ise 9.45'i buradaysa ne kalır bunlara? 11.45 kalır. O zaman artı 11.45 dediğim zaman hem bu parçayı hem bu parçayı toplamış oluyor muyum? Toplamış oldum. Devam ediyorum. Şimdi çevreden devam ediyorum. 9 kök 5, 9 kök 5, 9 kök 5. Bak içeriye girmiyorum. Çevresini dolanıyorum. 3 tane 9 kök 5 ne yapacak çocuklar? 27 kök 5 yapar. Devam ediyorum. Bunu saymıyorum. Niye saymıyorum çocuklar? Bunu zaten az önce bu parçayla bu parçayı topladım. Şunun içinde var. Her birini bilemezsiniz. Yani bu kaçtır, bu kaçtır bilemezsiniz ama şu ikisinin toplamının 11 kök 5 olduğunu söyleyebilirsiniz bana. Aynı şey burada geçerli çocuklar. Bakın bu parçayla bu parçayı ayrı ayrı bilemezsiniz ama ikisinin toplamını bulabilirsiniz. Kaçtır bunların ikisinin toplamı çocuklar? Bilen var mı? Deniz ne dersin? Hocam orada da 20 kök 5'ten 6 kök 5'i çıkararak bulabiliriz. Değil mi? 6 kök 5. Burası 6 kök 5 ya. 6 kök 5'i çıkartırsam ne yapar bunlar? 14 kök 5. Demek ki burası da 14 kök 5 yapar. Tamam. Burası anlaşıldı mı? 14 kök 5 yapar. Devam ediyorum. Şu ikisini topladım. Şimdi ne var? 6 kök 5, 6 kök 5, 6 kök 5. 3 tane 6 kök 5 ekliyorum. Ne yapar o da? 18 kök 5 yapar. Son bunu saydım zaten. Bununla bunu saydım ya. Bunu saydım. Son şu kenar kaldı. Bu da kaçtır çocuklar bu? 20 kök 5'ti bu da. Artı 20 kök 5. Söyleyin şimdi çocuklar. Toplayalım beraberce. Sonucu. Ne yapalım? Şu. 20 kök 5. 20 kök 5 daha. 40 kök 5. Aklımıza kalsın. 40 diyelim hatta. Hepsi kök 5 zaten. 40. 11 daha. 51. 27 daha. 51. 58. 78. 78. 14 daha. 78. 82. 92. 18 daha. 110. Kök 5. Cevabımız bu. Evet, bunu anlamayan var mı çocuklar? Şurada kaydımızı durduralım.